1984 doğumlu futbolculardan 2005 doğumlu futbolculara kadar göz atacağımız bu listede her doğum yılının en değerli 3 futbolcusuna bakacağız. Bu isimler genellikle popülerlik ve aktif form olarak da yaşıtlarının önünde olan isimler. İyi seyirler. 1984 doğumlular. Thiago Silva bu grupta zirvede yer alıyor. 38 yaşındaki isim Chelsea'de halen banko 11 oynarken Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna da dahil edildi. İddialara göre Chelsea ile sezon sonu biten sözleşmesi de uzayacakmış. Tam bir makine. Onu Samir Handanović takip ediyor. Inter'de yıllardır istikrarıyla dikkat çeken Sloven, 10 yıllık Inter kariyerinde hiçbir zaman kaledeki yerini kaybetmezken bu yıl Onana'nın gelmesiyle yedeğe çekildi. Aslında sezona kendisi başlamıştı ama 8 maçta 13 gol yiyince geçmiş çabuk unutuldu. Iniesta ise Avrupa futbolunun dışında kariyerine devam etmesine rağmen bu yaş grubunda artık fazla isim kalmadığı için kendine 3. sırada yer buldu. Japonya Ligi'nde maç kaçırmayan isim 40 yaşına kadar sürecek bir sözleşmeye sahip. 1985 doğumlular. Cristiano Ronaldo. Evet, o burada en üstte. Geçtiğimiz sezonda dahil bu yaşına kadar zirvede mücadele etti. Ama bu sezon sınıfta kaldı. Dünya Kupası onun için bir zirveye dönüş olabilir. Tabii artık yavaştan futbola veda da olabilir. Luka Modric ise eski takım arkadaşını yakından takip ediyor. Orta saha gibi dinamizm gerektiren bir mevkide halen en zirve kulüpte, en zirve performansı gösterip 11'de yer alması, oynadığı oyun ve milli takımının da vazgeçilmezi olması ile bu yaşta saygıyı kesinlikle hak ediyor. 3. sırada ise Villarreal'in kaptanı, 1.90 boyundaki stoper Raul Albiol var. Bu sezon La Liga'da sadece bir maçı kaçırdı. 1986 doğumlular. Manuel Neuer ilk sırada kendine yer buluyor. Bayern'in gizli kahramanı 11 sezonluk Bayern kariyerinde sadece bir kez Bundesliga şampiyonluğu görmedi. Milli takımda da Stegen gibi isimlere fırsat vermeyen Alman bu yılda formunda ama cilt kanserine yakalanmış durumda. Bu sebeple dinlenmek adına futbolu sezon sonu bırakabilirmiş. Umarız iyileşir ve devam eder. Onu takip eden isim ise meslektaşı Loris. Loris yıllardır Tottenham'ın vazgeçilmezi olmasının yanı sıra geniş oyuncu havuzuna rağmen Fransa milli takımında da henüz alternatifi tam olarak bulunamamış biri. Son sırada ise Ramos var. Geçtiğimiz sezon sakatlıklardan ötürü Paris'te pek göremediğimiz İspanyol bu sezon düzenli olarak 11'e girmiş durumda. Eski performansını aratıyor ama yaşına rağmen halen çoğu stopere taş çıkarır durumda. Paris formasıyla çıktığı 32 maçta ise şimdiye kadar yenilgi yüzü görmeyerek kulüp tarihine geçti. 1987 doğumlular. Messi doğal olarak en üstte. 35 yaşındaki isim Paris'te sönük geçen ilk sezonundan sonra bu sezona muhteşem bir giriş yaptı. Adeta sakin olun dedi. 18 maç, 12 gol, 14 asist. Sezon sonu bu sayılar nereye çıkar onu bilemeyiz. Ama Messi'nin hayali yeniden Barça'ya dönüp kapanışı orada yapmak. Onu takip eden diğer 1987 doğumlu isim ise Ballon d'Or'un son sahibi Benzema. Bu sezon sakatlıklarla uğraşan Fransız, geçen sezon bitirdiği noktaya ulaşamasa da iyi bir seviyeye çıkacaktır. Madrid ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor ama bir yıl uzatmasını bekliyoruz. Suarez ise listedeki 3. isim. Bu yaz başında ülkesi Uruguay'da başladığı kulüp Nacional ile 6 aylık sözleşme imzalayıp şampiyonluk yaşayan forvet, Dünya Kupası macerasından sonra serbest kalacak ve yeniden Avrupa'ya göz kırpabilir. 1988 doğumlular. 1. sırada Robert Lewandowski var. Bayern'den ayrılınca bir şey yapamaz diyen çoktu. Şimdi Barcelona'yı sırtlıyor. 19 maç, 18 gol, 4 asist. Gerçekten golcü tanımının sözlükteki yeri. Bence Ballon d'Or almadan pes etmeyecek. Ve bu yaş grubunda piyasa değeri olarak da bayağı farkı açmış durumda. Onu ise Di Maria takip ediyor. Sezon başında Juventus'a bonservisi elinde transfer olan Arjantinli çok sık sakatlandı. Olduğu maçlarda etkiliydi. Ama 14 maç kaçırıp 9 maçta yer alınca Juventus taraftarlarını pek memnun edemedi. Tadic ise 3. sırada bulunuyor. Ajax'ın kaptanı bu sezon 19 maçta 11 gole doğrudan katkı sağlarken Dünya Kupası'nda Sırbistan'la neler yapacak merak ediyoruz. 1989 doğumlular. Müller bu grubun şu an zirvesi. Bayern altyapılı isim her sezon olduğu gibi bu sezonda gösterişten uzak işini en iyi şekilde yapıyor. Ama Bayern'in bu sezon net bir golcü ile oynamaması biraz istatistiklerini önceki sezonlara göre düşürmüş durumda. Kısa Barça serüveninden sonra yeniden Londra'ya dönen lakin Arsenal'in ezeli rakibine dönen Aubameyang ise listede 2. sırada kendine yer buldu. Tabii şu anki performansı ile ne kadar daha buralarda durur soru işareti. Son ismimiz ise Ivan Perisic. Geçtiğimiz sezon Inter'de harikalar yaratan Hırvat, Conte tarafından Tottenham'a getirildi ve şimdilik hocasının yüzünü kara çıkarmazken Inter onun yokluğunu aramaya başladı. Üçlü sistemler için vazgeçilmez bir sol kanat. 1990 doğumlular.
Manchester City'den İlkay bizi ilk sırada karşılıyor. Geçen yıl şampiyonluğu getiren golü atan isim bu sezonda her zaman olduğu gibi Pep'in sisteminde önemli bir yer teşkil ediyor. Sezon sonu ise bir karar verecek. Sözleşmesi bitiyor. City'ye veda edip başka büyük bir ekibe gidebilir. Türkiye'ye gelmesi şimdilik zor. İlkay'ı Immobile takip ediyor. Immobile her ne kadar İtalya milli takımı performansı ile tartışılsa da kesinlikle Lazio'da sistemin en önemli parçalarından. Geçtiğimiz sezon 40 maçta 32 gol 4 asist oynarken bu sezon 15 maçta 7 gol 5 asist oynadı. Tabi bu sezon sakatlık yaşadı. Bu yüzden sezonu geçtiğimiz sezona göre biraz kötü kapatabilir. 3. sırada ise Kroos var. O da Madrid'in yıllardır kilit taşı. Milli takımı gençlere yer vermek amacıyla bıraktı. Futbolu da bu yaz Real Madrid'de gençlere yer vermek ve zirvede bırakmak hedefiyle bırakmayı düşünmekte. Ama Madrid yönetimi onu en kötü ihtimalle bir sene daha ikna edecek gibi. Çok büyük bir karakter. 1991 doğumlular. Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne en başta yer alıyor. City'de maç ne zaman sıkışsa çözüm üretmeye devam ediyor. Onun işi bu. Bu sezon ise 18 maçta 3 gol 13 asist oynadı. Bakalım Dünya Kupası'nda neler yapacak. Onu ise Van Dijk takip ediyor. Van Dijk'ta eski performansına göre kesinlikle düşüş var. Bunda tabii Liverpool'un takımca kötü bir dönemden geçmesinin de etkisi var. Koulibaly ise bu iki ismin arkasından geliyor. Napoli'deki şaşalı performansıyla hep Premier Lig'e gelmesi beklenen isim, geçtiğimiz yaz sonunda 31 yaşında Chelsea'ye imza atıp geç olsun güç olmasın dedirtti. Ama sakatlıklar nedeniyle maç da kaçırmadı değil. Şimdilik Chelsea performansı için konuşmak adına erken. 1992 doğumlular. Salah, Neymar'ın önüne geçerek bu grupta en yüksekte. Salah'a karşı sosyal medyada son zamanlarda bir gömme kampanyası var. Bu sezon önceki sezonlar kadar olmasa da yine aynı seviyede. 20 maç, 14 gol 5 asist. Daha ne yapabilir ki? Onu ise Neymar takip ediyor. Bu sezona çok başka girdi. 19 maçta 27 gole doğrudan katkı sağladı. Dünya Kupası'nda da coşarsa sezon sonu Ballon d'Or'a göz kırpanlar arasında olacak. Yıllardır beklediğimiz performansı sonunda bu sezon gösteriyor. Bu grubun 3. ismi ise Güney Koreli Son. Geçtiğimiz yıl Salah ile beraber Premier Lig'de gol krallığını paylaşan isim. Bu sezona pek iyi bir başlangıç yapamadı ama yavaştan toparlıyor gibi. 1993 doğumlular. İngiliz golcü Harry Kane bu yaş grubunun en değerlisi. Klasik Harry Kane bu sezonda atıyor. Premier Lig'de 14 maçta 11 gol attı. Ama Haaland gibi bir canavarla karşı karşıya. Bu yüzden gol krallığında işi zor. Kane'i Lukaku takip ediyor. Geçtiğimiz sezon Chelsea'de kendisine verilen bonservisinin altında performans olarak ezildi. Bu sezon ise Inter'e kiralık olarak döndü ve sakatlıktan sadece 5 maça çıkabildi. Dünya Kupası'nda 11 oynar mı bilinmez ama Chelsea'ye transferi kendini yeniden düşüşe geçirdi. 3. sırada Fabinho var. Tam bir görev adamı. Ön libero. Fazla konuşulmasa da defanstan oyunu kurmakta Klopp'un tacı. 1994 doğumlular. Portekizli Bernardo Silva kendisini bu yaş grubunda en üstte buldu. Geçtiğimiz yaz az süre aldığı için Barcelona'ya gitmek isteyen isim bu sene Pep tarafından direkt 11 oynatılıyor. Mahrez'i ise rotasyona yollamış durumda. Onu ise vatandaşı Bruno Fernandes takip ediyor. United'a ilk geldiğindeki performansı sürdürse büyük ihtimal onu bu yaş grubunda zirvede görürdük. Performansı yine iyi ama eski oranla çok düşmüş durumda. Bu sezon 19 maçta 3 gol 3 asist oynadı. Bu yaz Chelsea'ye transfer olan Sterling ise bu isimlerin takibinde. Pep'in kendisine verdiği süreden rahatsız olup Chelsea'ye gelen İngiliz, henüz City'deki performansını ise Chelsea'de düzenli 11 oynamasına rağmen tam gösteremedi. 19 maç, 5 gol 2 asist. City'de rotasyonda kesinlikle daha fazlasını yapıyordu. 1995 doğumlular. Josu Hakimi zirvede. 6 numara, 8 numara, 10 numara, bek, yani sahanın her yerinde oynayabilen bir futbolcu. Bir de üstüne serbest vuruş, korner ne varsa muhteşem kullanıyor. Komple futbolcu deyince akla ilk gelenlerden. Daha 27 yaşında. Bayern'e daha hizmet verecek çok sezonu var. Jack Grealish ise bu yaş grubunun ikinci en değerli futbolcusu. City'ye 117 milyon avroya 2021 yazında geldi. Geçtiğimiz sezon kötü oynamasına rağmen alışma dönemi dendi. Bu sezon ise 16 maçta 1 gol atabildi. Skorsuzluk dışında oyuna büyük bir katkısı da maalesef yok. Aston Villa'nın kahraman çocuğunu özlemiyoruz değil. 3. sırada ise yine Bayern'den bir isim var. Gnabry. Bu sezon yargı modu açtı. 22 maçta 9 gol 10 asist oynadı. Real Madrid'e gitmek istiyor. Eğer giderse bu performansı da sürdürürse büyük seviye atlar. 1996 doğumlular. Burada Rodri'yi görüyoruz. Manchester City'de orta sahada işin defansif yönünü Pep genelde ona bırakıyor. Fiziki bir üstünlüğü de var. Fernandinho gidince bu iş tamamen ona kaldı. Calvin Phillips bu bölgeye transfer edildi. Ama sakatlıklardan dolayı 53 dakikadan fazla oynamadı. Yani mekan Rodri'nin. 2. sırada Sané var. Gnabry'nin sol kanat versiyonu.
Eğer Gnabry de kalırsa yeni Ribery-Robben ikilisi denilebilir. Bu sezon 18 maçta 10 gol 6 asist yaptı. Bir kanattan daha ne istenebilir ki? 3. sırada Coman var. Her iki kanatta da oynayabilen isim bu sene sakatlıklar sonrası yedeğe çekildi. Eğer Gnabry ve Sana formunu bozmazsa kendini üst seviyede tutmak için başka bir kulübe gidebilir. 1997 doğumlular. 1. sırada Nkunku var. Hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor. Fakir Messi'si. Bu sezon 22 maçta 17 gol 4 asist oynadı. Geçen sezonlarda da benzer istatistikleri yakalamıştı. Önümüzdeki yaz Chelsea'ye gideceği söyleniyor. Premier Lig'de de formunu sürdürürse kariyeri coşar. Onu Manchester City'den stoper Ruben Dias takip ediyor. Ruben fizik olarak çok üstün bir oyuncu. Saha içinde adeta bir asker gibi mücadele ediyor. Ama tek hamlelik bir oyuncu. Tabii bu tek hamleyi de çok iyi yapıyor. Gelecek yıllarda en iyi stoper için adaylardan. 3. sırada Gabriel Jesus var. City'de pek Pep'in sisteminde öne çıkamıyordu. Hatta eleştiriliyordu. Bu yaz Arsenal'e geldi ve hayatının hamlesini yaptı. Şu an Arsenal'i ligde zirveye taşıyanlardan. Halen çok net bir golcü değil ama oyuna öyle bir katkısı var ki gol atmasa da olur. 1998 doğumlular. Mbappe halen bir Ballon d'Or falan kazanamadı ama halen kendi yaş grubunun en potansiyelli ismi. Bu doğal olarak değerine de yansıyor. Bu sezon 19 maçta 18 gol 5 asist oynadı ve büyük ihtimal 4 sezonlar olduğu gibi Lig 1'de gol kralı olacak. Kimse Mbappe'nin yeteneğine, performansına bir şey demiyor ama artık büyük bir ligde mücadele etme zamanı gelmedi mi? Onu Valverde takip ediyor. Real'in zamanında 5 milyon avro ödediği ismin şu anki değeri 100 milyon avro. Aynı Kimmich gibi nereye koyarsan oynar ama Kimmich'in biraz daha hücumcu tipi. Hücum her zaman prim yapar. Valverde de bu sayede daha da çok konuşulacak gibi. 3. sırada Osimhen var. Napoli'ye geldiğinden beri 3 sezondur üstüne koyuyor. Bu sezon takımın da uçmasıyla beraber performansı iyice yükseldi. 13 maçta 9 gol 3 asist oynadı. Çok sık sakatlanıyor. Eğer kronik hal almazsa Lukaku'nun daha da hızlı, daha da çevik versiyonu yükleniyor. 1999 doğumlular. Rafael Leao bu yaş grubunda birinci. Geçen yıl Milan'ın şampiyon olmasında ana rollerden biriydi. Bu sezona da süper başladı. 19 maçta 6 gol 9 asistle oynadı. Çok hızlı ve çabuk adam geçiyor. Birkaç yıla adını çok daha sık duyacağız. 2. sırada Declan Rice var. Öncelikle bu piyasa değerinin biraz abartı olduğunu şahsen söylemek isterim. Ama oyunun iki yönünde çok iyi oynuyor. Çok zeki bir topçu. Tabii bu fizikle ileriki yaşlara kadar bu oyun stilini kaldırabilir mi ve de bir üst seviye kulübe gidebilir mi göreceğiz. 3. ismimiz Mason Mount. Chelsea'nin oyun aklı. Chelsea ondan yeterince faydalanamıyor gibi. Bu İngiltere milli takımı için de geçerli. Görün artık bu adamı. 2000 doğumlular. Haaland tahmin ettiğiniz üzere burada en üstte. Açık konuşalım. Sanki bir oyunu simüle edersiniz de orada bir futbolcu gerçekten alakasız acayip sayılara ulaşır ya. Haaland için de bu sezon o geçerli. 17 maçta 23 gol 3 asist oynadı. Ve Norveçli daha 22 yaşında. Gol atması artık sıradanlaştı. Geleceğini düşünemiyoruz. 2. sırada Real'in genç starı Vinicius var. Geçen yıl Benzema'ya harika bir ortak oldu. Real'e geldiğinde çok toydu. Her sezon kendini geliştiriyor. Biraz etrafına bakıp bireysellikten çıkarsa bir Neymar görmesek de Neymar alt versiyonu izleriz gibi. 3. sırada Foden var. Foden için de bu değer birazcık abartı gibi. Guardiola'nın çok sevdiği bir futbolcu. İngilizler yeni Messi diyorlar. Ama Messi hücumda her zaman çok daha etkin oldu. Foden o kadar iyi bir bitirici, paylaşımcı bir oyuncu değil. 2001 doğumlular. Saka birinciliği üstleniyor. Arsenal'lerin çok güvendiği bir isim. Ve bu sene takımın oturmasıyla kendini daha da ön plana attı. Arsenal'den ayrılmayı planladığı söyleniyordu. Ama artık Arsenal'in güzel gidişatı ile potansiyelini Londra'da göstermesi için hiçbir engel yok. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde Real City maçında diri tutan Rodrigo ise 2. sırada. O da Vinicius gibi Madrid'de toyluktan starlığa doğru ilerliyor. Bu sezon 19 maçta 7 gol 5 asist oynadı. Napoli taraftarının yeni Maradona olarak gördüğü Kvaratskhelia ise 3. sırada bulunuyor. Gürcü oyuncuyu Napoli yazın sadece 10 milyon avroya aldı ve 3-4 ayda piyasası 60 milyon avroya kadar çıktı. Daha da artar. 17 maçta 8 gol 10 asist oynadı. Taraftarlar Insigne gitti ne yapacağız diyorlardı. Şimdiden Insigne'yi unuttular. 2002 doğumlular. Barcelona'dan Pedri bu yaş grubunda en üstte. 17 yaşında Barça 11'inde oynamaya başlayan isim formayı bir daha çıkarmazken hatırlarsanız 2020-21 sezonunda 73 maçı çıkarak bir sezonda en çok maç oynayan futbolcu olmuştu. Yeni Iniesta sessizce işini yapıyor. Barça'da yıllarca kalır. Onu Paris'ten sol bek Nuno Mendes takip ediyor. Paris'in yıllardır süren sol bek sorununu 1,5 sezonluk performansına bakarsak çözdü. Daha genç yaşında Paris'te yıldızlar karmasıyla oynuyor. Hız, fizik, teknik her şey var. Olur bu çocuktan.
Üçüncü sırada Josko Vardiol var. Hırvat stoper sol bekte de oynayabiliyor. Bence yeni Ramos. Takımlar zaten Leipzig'in kapısına yapışmış durumda. Chelsea başta olmak üzere birçok takım takipte. 2003 doğumlular. Bu yaş grubunda birinci Musiala, Chelsea altyapısından Bayern'in 200 bin euroya transfer ettiği isim. Geçen sezona göre bu sezon daha ağ planda. 10 numara oyuncusu 21 maçta 12 gol 8 asist oynadı. De Bruyne'e benzer bir tarzı var ama fiziğini kesinlikle geliştirmeli. Bayern takımı da bu işte usta zaten. Onu ise Dortmund'dan Bellingham takip etmekte. Musiala'yı Bayern elinde tutar ama Bellingham Dortmund'dan en geç bu yaz uçar. Bellingham Musiala gibi daha çok hücum yönlü değil. Oyunun her iki yönünde oynayan bir isim. Real Madrid ve Premier Lig'de top 6 takımların sıkı takibinde. Yine Bundesliga'dan bir isim olan Florian Wirtz ise 3. sırada. O da 10 numara. Geçtiğimiz sezon 31 maçta 10 gol 14 asist oynayan isim. 2022 Mart'ta çapraz bağları koptuğundan beri sahalardan uzak. Sakatlıktan nasıl döneceği merak olsa da geçtiğimiz sezon 18 yaşında yaptıkları ile potansiyelini ispatladı. Umarız iyi döner. 2004 doğumlular. Barcelona'dan Gavi 1. sırada. Gavi ve Xavi'nin isim benzerlikleri kadar oyun yapıları da çok benzer. Geçen yıl 17 yaşında formayı kaptı. Şimdi de formayı giymeye devam ediyor. Onu Dortmund'dan golcü Mukoko takip ediyor. 2004 doğumlu isim bu sezon 21 maçta 6 gol 6 asist yaptı. Almanya milli takımı ile Dünya Kupası'nda da yer alacak. Dortmund ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Yaşı ile ilgili soru işaretleri olan isim çok hızlı ve iyi bir bitiriciliğe sahip. 3. sırada ise Southampton'dan ön libero Lavia yer almakta. City altyapısından yazın 12,5 milyon avroya transfer edildi ve direkt 11'de Premier Lig'de bu yaşta oynamaya başladı. Ama 5 maç oynadıktan sonra araya sakatlık girdi. Şimdi yavaştan döndü ama Dünya Kupası sonrası tam izleme şansımız olacak. 2005 doğumlular. Son yaş grubumuzda zirvede Matthias Ter yer almakta. Bayern'in yazın Ren kulübünden 20 milyon avroya transfer ettiği forvet 347 dakikada 4 gol attı. Fizik olarak yaşıtlarına fark atacak biri. Performansını oynadıkça göreceğiz ama boş topçu değil, belli oluyor. 2. sırada Ren'den Desire Doğu yer alıyor. Orta saha ve 10 numarada oynayan isim 569 dakikada 3 golle oynadı. O da bayağı iyi bir fiziğe sahip. Ren biliyor bu işi. 3. sırada ise Arda Güler var. Arda bu sezon 300 dakikada 3 gol 1 asist oynadı. Sadece Süper Lig'de değil Avrupa maçlarında da kalitesini konuşturdu. Çok teknik. Yapacağını 2-3 saniye önce düşünenlerden. Ama tabii ki işin fizik gerçeği de var. Jesus'un vurgulamak istediği nokta da bu. Arda'nın önündeki ilk iki ismin de fiziklerini gördük. Arda fizik olarak gelişirse bu oyun aklı ile çok iyi yerlere gelir. Her yaş grubunun dünyada popüler ve aktif olarak en yüksek değere sahip olan isimlerini gördük. İçeriklerin devamı adına motivasyon için abone olmanız ve videolarımızı beğenmeniz yeterli. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.